Teknoloji sever takipçilerim, eğitim videoları serimin bugün ikincisini sizinle paylaşıyorum. Daha önceki videomu izlemeyen ve beni ilk defa bu eğitim serisi videosunda izleyenler için tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hazırladığım bu videoların amacı hem size astrolojiyi tanıtmak hem de gökyüzünde bu sistem nasıl çalışıyor, bunları öğretmek, haritanızı basit düzeyde fikir sahibi olmanızı sağlamak. Şimdi bu videomuzun konusu astrolojide kullandığımız evler. Daha önceki videomda bahsettiğim Zodyak'ta 12 tane burç vardı, 12 ev vardı ve her biri 30 dereceydi. Yani her ev 30 dereceye kapsıyor ve her evi bir burç yönetiyor. Evet, şimdi evlerimize bakalım. Ekrana bakarsak gördüğünüz gibi birinci ev yükselenimizi ifade eder. Haritada AC olarak gösteriliyor, ASC yani. Ve birinci evimizi ifade ediyor. Kişilik evi, yani kişinin fiziksel özelliklerini ifade eder, dış görünüşünü ifade eder, sosyal hayatta takındığı maskesini, giyim tarzını ifade eder. Birinci ev tamamen kişinin tanımlayan, dışarıda görüntüsünü ifade eden bir evdir. Bu haritada AC yani yükselen, biz yükselene ASC de diyoruz. 6 derece akrep burcunda görünüyor. Yani bu kişi yükselen akrep. Birinci ev burası. Her evin yöneticisine de bakmamız gerekiyor. Burada birinci ev akrep. Akrebin yöneticisi Pluto oğlaktı. Yani bu kişi oğlak özelliklerini taşıyan bir akrep. İkinci eve bakarsak, ikinci ev para evimiz, kazanımlar, maddi manevi tüm kazanımlarımızı, tüm kaynaklarımızı ifade ediyor. İkinci ev nereden ve nasıl para kazandığımızı anlatır ve manevi değerlerimizi de anlatır aynı zamanda. Onlar da birer kazanım. Burada da ikinci evin yöneticisi, yani burada ikinci evi haritada yay burcu kesiyor ve yayın yöneticisi Jüpiter oğlaktı. Yani üçüncü evde aynı zamanda. Üçüncü ev konularıyla ilgili para kazanabilir bu kişi. Aynı zamanda oğlak burcu olduğu için üçüncü ev konularında yöneticilik yapabilir. Bu konularda para kazanabilir. Yorumlarımızı da burada kısaca değiniyorum örneklem olması açısından. Üçüncü ev iletişimle ilgili bir ev. Aynı zamanda kardeşleri anlatıyor. Kısa yolculukları anlatıyor. Üniversite hayatına kadar olan eğitimi anlatıyor. Yakın akrabalar, yakın komşular onu anlatıyor. Üçüncü ev tamamen yakın çevremiz. Burada üçüncü evi Oğlak Burcu kesmiş. Ve Satürn yine 27 derece Oğlak Burcu'nda. Yani burada Oğlak Burcu üçüncü evi kestiği için bu kişiyle ilgili hani geç öğrenir ama sağlam öğrenir diyebiliriz. Öğrenmesi biraz yavaştır ama kalıcıdır. Dördüncü ev yuva evi, ailemiz. Orası atalarımız, köklerimiz. Hayatımızın sonunu aynı zamanda gösteren bir ev. Dediğim gibi köklerimiz, atalarımız, babamız, annemiz, erkek haritasında anneyi, bir kadın haritasında babayı anlatan bir ev. O yüzden sahip olduğumuz emlağı anlatır, emlakla ilgili konuları, emlak alım satım, örneğin burada bir ay ya da satürn olması, para evini yöneten ya da kariyer evlerini yöneten gezegenlerin olması, emlak sektöründe çalışan işte inşaat mühendisi vesaire gibi konuları da ifade edebilir. Tabii bunlar hep detaylı yorumlar, ben çok yüzeysel anlatıyorum. Şimdi haritamızda dördüncü evi kesen Uranüs, Boğa burcunda ve dördüncü evin içerisinde Ay var gördüğünüz gibi. 21 derece Ay burcu Kova'da. Beşinci ev aşk evi, çocuklarla ilgili konular, hobi evi. Orada şans oyunları oynadığımız bir alan olarak düşünebilirsiniz o evi. Şansımızı zorladığımız, ilgilendiğimiz konular, hobiler, tatil vesaire gibi konuları anlatan bir ev.
Beşinci evi haritamızda balık burcu kesiyor. Yöneticisi Neptün yine beşinci evde. 20 derecede. Altıncı ev Koç burcu kesiyor haritamızda. Ve Koç burcunun yönetici gezegeni Mars yine altıncı evde. 19 derecede. Altıncı ev tamamen hizmetle alakalı bir ev. Bize hizmet edenler, yanımızda çalışanlar ya da bizim hizmet ettiğimiz çalışma ortamımız, iş arkadaşlarımız, iş ortamımız, sağlık konuları, beslediğimiz evcil hayvanlarımız, gündelik işlerimiz, bitirmemiz gereken gündelik işlerimiz, ev ya da iş fark etmiyor. Tüm bunları kapsayan bir alan. Tabii bu gündelik işler yanında sorumluluk da getiriyor. Bu alanı anlatıyor 6. ev. Haritalarda sağlık konusuna baktığımızda örneğin 6. eve de dikkate alıyoruz. Sağlığı örneğin baktığımızda 6. ev, 12. ev, 1. ev, 8. ev. Bunlar hepsi güneş, ay bize sağlıkla ilgili bilgi verebiliyor haritadaki harita hakkında. 7. ev, evlilik evi, ilişkiler evi, ortaklık evi. Sözleşme yapıldığında her türlü ortaklıkta aktif olan bir ev. Haritada 7. evi Boğa burcu kesmiş ve yöneticisi Venüs İkizler burcunda. 7. ev bize eş adayımız hakkında bilgi veriyor, eş evliliğimizi gösteriyor, ortaklığımızı gösteriyor, ortağımız hakkında bilgi veriyor. Aynı zamanda hukuki konuları anlatıyor. 8. ev haritada İkizler burcu kesmiş, yöneticisi Merkür Yengeç burcunda. 8. ev de bize eşin gelirleri, eşin kazancına, ortak gelir kaynaklarına ya da ortağınızdan kazandığınız, ortak yaptığınız işten kazandığınız gelirleri anlatan bir ev. Miras, prim, tazminat gibi konuları anlatan bir ev. Ölümle ilgili konuları anlatan bir ev. Aynı zamanda spiritüel konularla ilgilenmeyi ve cinselliği de anlatan bir ev. Yani 8. ev çok detaylı bir ev. İyi analiz edilmeli. Özellikle dediğim gibi az önce sağlığı da içeriyor. 9. ev Yengeç burcu kesmiş haritada ve yöneticisi Ay 4. evde Kova burcunda. 9. evin anlattığı konular yurt dışı ve yabancılarla ilgili. Yani yabancı ülkeler, yabancı dil, yabancı ülkelerde yaşamla ilgili bilgi almak. Uzak yollar, deniz yolculukları, akademik eğitim, üniversite ve üzeri eğitim hayatı, tüm bunları anlatır, inançları anlatır, inançlarla ilgili durumumuzu, düşüncemizi, fikrimizi anlatır, yabancıları anlatır dediğim gibi. 10. ev haritamın tepe noktasıdır ve 10. ev burada haritada Aslan burcu kesmiş, yöneticisi Güneş yine Aslan burcunda. 10. ev kariyer evimizdir. Bize o kişinin hayatında gelebileceği en başarılı alanı ya da durumu anlatır. Yani hangi sektörde kariyer yapabilir, hangi alanlarda çalışabilir? Şimdi bir kariyer ve işle ilgili harita incelersek burada 2, 10 ve 6. evi inceliyoruz. Aynı zamanda Ay, Satürn gibi, Güneş gibi gezegenleri de inceliyoruz kişiye kariyer hakkında bilgi verirken. Yani bir kere burada 10. evde aslan olması zaten bu kişi sanat alanında, sahne alanında kariyer yapmak istiyor, parlamak istiyor diyebiliriz örneğin. Gelelim 11. eve. 11. ev haritamızda Başak Burcu kesmiş, yönetici gezegeni Merkür Yengeç'te. 11. ev bize tamamen sosyal çevremizi, katıldığımız sosyal grupları, arkadaşlarımızı anlatır. Sosyal gruplaşmalarımız, işte şu derneğe katılmak, işte şu gruba katılmak gibi de düşünebilirsiniz. Sosyal projelerde yer almak da düşünebilirsiniz, yardım vesaire gibi konularda. Tüm bunlar 11. evin konusu. Ve arkadaşlar, haritada arkadaşlar 11. evden bakılıyor. Bunu da anlatıyor.
12. ev haritamızda terazi burcu kesmiş ve yöneticisi Venüs ikizler burcunda. İç dünyamız kapalı bir alan. Burası ruhsal tarafımızda diyebiliriz, psikolojimizde diyebiliriz. İçimizde geçirdiğimiz ve kimseyle kolay kolay paylaşmadığımız alanları ifade ediyor. Gizli düşmanlıkları anlatıyor. Örneğin 7. ev rekabeti anlatır. Açık düşmanlardır. Yani sizin açık açık rekabet ederler. Ama 12. ev yaşayabileceğiniz gizli düşmanlık potansiyellerini anlatır. Hapishaneleri anlatır, hastaneleri anlatır. Biraz böyle sıkıntılı ve yalnızlık üzerine bir alan diyebiliriz. Zor bir alan 12. ev. Şimdi haritamızda ayrıca ben bu arada Solar Fire programından anlatmamaya çalışıyorum. Astrologların çoğu Solar Fire kullanır. Astro.com sitesinden anlatıyorum. Daha sonra oradan nasıl harita çıkarabilirsiniz, onunla da ilgili bir video çekeceğim. Özellikle oradan anlatıyorum ki basit bir şekilde internetten güvenilir bir astroloji programından kendi haritanız hakkında fikir sahibi olmanız için. Şimdi burada benim bugün çıkarttığım yine harita ASC ya da AC burada yükseleni anlatıyor. DC 7. evi anlatıyor evlilikle ilgili. MC kariyeri anlatıyor. 10. ev. IC'de 4. ev anlatıyor. Evimiz, ailemiz, atalarımız. Şimdi bu köşe evler diyoruz. AC, DC, MC, IC'ye biz köşe evler diyoruz. Ve köşe evler çok önemli, etkileri olan, enerjiler olan, haritayı çok etkili şekilde çalıştıran noktalardır. Ayrıca evlerle ilgili bunlara da dikkat edebilirsiniz. Örneğin burada Akrep Burcu yükselen karşısında Boğa var. Yani burada Akrep yükselen Boğa'dan pek çok şey öğrenmeli. Çünkü karşıtı Boğa. Bu harita sahibinin Güneşi Aslan, yani Aslan Burcu bir kişi. Aslan Burcu'nun karşısında Kova var. Bir Güneş Aslan olarak Kova'dan da bir şeyler öğrenmesi gerekiyor. Tekamül edebilmesi için bu kişinin. Ay Burcu da Kova'da. Bu da güzel. En azından Ay Burcu Kova'da. Yani bir Güneş ve Ay Kova harmanlığı var burada. Kişi kendini zaten bu konuda o zıtlıkları yaşayarak dengeliyor. Aynı zamanda yükselende akrep görüyoruz. Güneşi kişinin 9. evde, tamamen 9. ev konularını aktif etmiş. Ama 10. eve de yakın olduğu için 10. evi de etkiliyor diyebiliriz. Ay da 4. ev konularını aktif etmiş. 4. evde olduğu için. Yükselen akrepte yönetici gezegeni Plüton 3. evde. Ve Oğlak'ta. O yüzden Oğlak gibi bir akrep ve iletişime önem veren bir akrep. Çok da ketum değil, iletişime açık bir akrep diyebiliriz. Ya da iletişimi önemseyen, kendi konuşması da karşı taraftan bir şeyler almaya çalışan biri diyebiliriz. Şimdilik evlerle ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Dediğim gibi daha detaylı bilgileri eğitimlerde alacaksınız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Sevgiler.